ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk... Partiler bu dönemde parti meclis. Fethullah Gülen teşkilatının boşalmasında öyle bir boşluk da oldu. Arayı doldurmak çok zor ama liyakata göre yapılması gerekir. Şu örneği de yargıçlık çok özel bir meslek. Evet, şu şey işte en son bana en tipik hani verdiğiniz şeylerde bu şey geliyor. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması, Abdullah Öcalan'ın AA üzerinden demeç vererek seçimleri etkileme. Şimdi Osman Öcalan'ı biz bu kanalda o röportajı yapıp yayınlasaydık ne olurdu? Biz ikimiz. Kapanırdı tabii. Şey. Biz ne olurduk ikimiz de? Doğru. Güzel. Terör örgütünü övmekten, şundan, bundan. Değil mi tabii? Hakkımızda bir yığın dava. Ama TRT olduğu için ve hükümet bunu istediği için savcı ne diyor? Takipsizlik diyor. Bu diyor. Fikir ifade ediyor. İfade özgürlüğüne soktuğunu. Abdullah Öcalan demeç veriyor. Mektup yolluyor. Bir tane işte yolladılar. Akademisyen götürdü işte bu dedi. Anadolu Ajansı onu yayınlıyor. Bence iktidarın bu seçimde yaptığı en büyük hatadır ve hata, İstanbul seçimini olumsuz etkilemiştir. Geri tepti, iktidar aleyhine. Hayır, geri tepti, siyasi olarak geri tepti de hukuki olarak peki nasıl, bunu nasıl açıklayacağız yani? İnsanların o zaman güveni kalkıyor. Sen öyle yaparsan suç oluyor, ben böyle yaparsam... Yalnız orada hukuken bir incelik var. Nedir? Osman Öcalan konuşmasında terörle ilişkili, terörü teşvik edici... örgüte talimat niteliğinde... Ama kırmızı bültenle aranan birisi değil mi? Kırmızı bültenle. Orada bence vazifeyi ihmal aranan bir sanığı, kamu tarafından aranan bir sanığı... Çıkıp. Polise ihbar etmek gerekirken, yakalamak gerekirken onu olduğu yerden alıp getirip televizyona çıkarmak... TRT'de bu işi yapanların memuriyet bakımından sorumluluğu gibi cezai şeyler getirir. Ama bir terörist kim... Diyelim ki 50 kişiyi öldürmüş, bombalamış Harry Batasuna'dan birisi. Yaptığı konuşmada terör talimatı vermiyorsa ona sen teröristsin şimdi de sana terör cezası vereceğim denilemez. Tamam. Burada vazifeyi ihmal, vazifeyi kötüye kullanmak, TRT'nin bunu çıkarıp siyasi amaçla kullanması, vazifenin suistimali, görevin kötüye kullanılması gibi suçlar oluşturur. Ama başka bir kanal çıkarsaydı ne olurdu? Ben, çıkaramam. Başka bir kanal kim olursa olsun. Yani. Özel bir kanal çıkarsaydı yanmıştı. Özel bir kanal... Türkiye şartlarında öyle. Ben soyut hukuk bakımından söylüyorum. Rütük'te ceza keserdi. Efendim? Rütük ceza keserdi. Rütük ceza keserdi. Mesela Osmanlı... Linç edilirdi, başka şeyler... Cumhur İttifakı'na oy vermeyin deseydi bir kanala çıkıp o kanal yanmıştı. Yani buraya nasıl bir Türkiye'den geldik bir tarih hatırlayacaktır. Şimdi Abdullah Öcalan'la ilk röportajı rahmetli Mehmet Ali Birant yapmıştı. Evet. Milliyet'te, ben de o zaman Milliyet'te Ankara bürosundaydım. Haberi işte hazırlandı, gazete baskıya girecek, matbaada gazeteyi bastık, sonra haber geldi matbaayı polis bastı diye. Henüz taşra baskısında yani işte gittik matbaaya, evet polis gelmiş gerçekten, bunu basamazsınız dedi bize. Kendi idari kararları olarak da böyle söyledi, mahkeme kararında çıkartmak üzere olduklarını söylediler. Dağıtamazsınız diye bizim dağıtım kamyonlarının önüne polis barikat kurdu, şoförlerinin elinden anahtarları aldılar, basılı gazeteleri dağıtamamış olduk biz. O da işte yapılan bir röportajdı. Şimdi böyle yaklaşan bir devlet sistemimiz vardı. O gazete yüzünden işte bir anda yargılandı. Ama onun arkasından siyasi ortam değişti. Birçok meslektaş gidip böyle şey yaptılar, Öcalan'la röportaj yaptılar. Onlar yayınlandı. Evet. Onlara aynı muamele yapılmadı. Yani siyasi konjonktüre göre hukukun değişmemesi lazım. İşte teröriste muamele aynı olması lazım. Şimdi burada terörle mücadele kanununda Avrupa Birliği standartlarına göre yapılan değişikliğin rolü oldu. Hala şimdi de bu serbest vize, vizesiz seyahat
imkandan yararlanmak için terörle mücadele kanunu değiştireceğiz deniyor. Biraz önce söylediğiniz haber ve eleştiri niteliğinde olan suç olması. Yedinci madde. Eskiden terör örgütünün adını yazmak dahi terör propagandası. Oraya giriyor tabii. Onun ne bileyim ben özel hayatı ile ilgili çiçekle böcekle ilgili açıklamalarını yazmak dahi terör sayılırdı. Bu Avrupa Birliği reform sürecinde yapılan değişikliklerle 2004'ten itibaren yapılan değişikliklerle terör eylemini övmek anlamında terör örgütünün propagandası. Mesela terör örgütünün ideolojisi Merih'te ayrı bir devlet kurmak. Merih'te ayrı bir devlet kurmak iyidir dediğiniz zaman eskiden terör propagandası girerdiniz. Şimdi Avrupa Birliği'nin içtihatlarına göre Türkiye'de tam uygulanıyor uygulanmıyor ayrı bir konu. Terör propagandası, terör örgütünün propagandası yapmış olmak için o örgütün terörünü övmüş olmak lazım. O örgütün siyasi amacı şudur dediğiniz zaman bu terör örgütünün propagandası olmaz. Şimdi Avrupa Birliği'nin normları böyle. Bizim kabul ettiğimiz normlar da böyle. Problemleri de biliyor musunuz? Bunu şu olayda uyguluyorsunuz, bu olayda uyguluyorsunuz. Yani. Şimdi demin anlattığım standartlara göre Cumhuriyet Gazetesi ömür boyu Fethullah Gülen aleyhine, FETÖ aleyhine yayın yapmış. Hem de Hikmet Çetin de kitap yazmış. Bir de bu standartları koyun. Yani. Fethullah Gülen iyidir diye yazsaydı bile suç olmayacaktı bu standartlara göre. Aldınız onu FETÖ'yü övdü diye mahkum ettiniz. Yargıtay da çat diye tahliye ettirdi. Evet. Burada esas üzerinde durmamız gereken problem. FETÖ'nün Yargıtay'ın temizlenmesi sırasında meydana gelen boşluğun nasıl doldurulacağı. O boşlukta Sayın Adalet Bakanı'nın açıklaması var. 70 puanın altında puan alanları da sınavlarda hakim ve savcı yaptık diyor. Bu belki bir zaruret olabilir. Evet, önemli olan mülakatlarda nasıl seçtin? Yani Türkiye'de yargı problemi hakikaten çok zor. Düzeltilmesi bile çok zor bir konu. Ama ciddi bir reform yapılacaksa bunun HSYK'dan Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan başlaması lazım. Ve tabii insan malzemesinden çok kaybettik biz bu FETÖ olayı sebebiyle. Peki bir de ben şunu da sorayım. Yetişmesi kolay değil bir hakimin kürsüye oturması. Evet. Bir de şunu... Yani yıllar alır. Merak ediyorum. Mesela şimdi şey davasında, Cumhuriyet davası hani. Evet. Şimdi savcı bir iddianame yazıyor. Mahkeme kabul ediyor. Mahkeme diyor. İstinaf mahkemesi o aşırı güzel onaylıyor. Yargıtay. Evet, İslam hakimimiz her şimdi, şey tamam diyor. Tamam, hiçbir eksik yok diyor. Çok peki, doğru bir karar verilmiş bu diyor. Kararı veren diğer hakimlere bir şey olmuyor mu yani? Yok, hakim kararından sorum tutulamaz. Hakim ama şimdi o bakın, kapıyı açarsanız o diyor ki, sonu nereye gider belli. Ama peki bir karar ver. Hayır, idare bir şey olamaz. İşte o benim olmaması dediğim Mehmet Tezkan. Yani birinci sınıfa ayrılması zorlaşabilir. Peki sicili, tamam. Ha, öyle bir şey var, açısından diyorum. Yani sorumlu derken şey demiyorum. Yani bir cezai şey demiyorum. Yükselme sen bu kadar yanlış karar vermişsin diye ondan birinci sınıfa ayrılamazsın diyelim. Onu demek istiyorum. Yani. Tevhinde engeller olur. Ama ölçüyü objektif kullanırsan yani siyasi olarak ben seni birinci sınıfa ayırdım diye torpil yaparsın. Hayır ama normalde onların sicilinin izleniyor olması lazım. İşte onu diyorum 40 yani. 40 puan üzerinden bir değerlendirme yapın. Sen mahkum ettiğin, muhabbet verdiğin şeyi Yargıtay beraat vermiş. Her yanlış karar tabii. Yani doğru karar ne kadar çoksa hakimin ilerleme şansı o kadar yüksek birinci sınıfa eskiden ayrılması. Eskiden de ama o işte. Evet. Şimdi bakıyorsun ne karar verenler Yargıtay'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Dediğim gibi olduğu gibi adalet sistemimizdeki personel, işte hakim 10-11 civarında hakim vardı bu olaylar çıktığında. Bunun 3500'ünü yanlış hatırlamıyorsam meslekten attılar. Yani onların doldurulması. Meslekten atışlarda da bir hakikaten sonradan yargılanan FETÖ ile irtibatının çok açıkça tespit edildiği, sürekli baylok kullanmış. Baylok abonesi değil sadece kullanmış. Yargıtay içtihadına göre kullanıyor olması lazım. Böyle birçok deliller ortaya çıkmış. Belli ki falanca kararı verirken çok açıkça cemaatin politikasına uyarak karar vermiş. Tamam. Ama bir de sen FETÖ'cüsün diye Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun nereden aldığını bilmiyoruz. Gönderdiği listeye göre tutuklanmış. Ve HSYK tarafından da meslekten atılmış. Ama hakkında hiç delil olmadığı için soruşturma açılmamış hakim ve savcılar var. Hakkında soruşturma açılıp beraatle sonuçlanmış hakim ve savcılar var. Anayasa Mahkemesi 2 hafta önce, isimlerini hatırlamıyorum, hatırlasam da söylemem doğru olmaz, 2 savcının başvurusu hakkında karar verdi. Bu savcılar FETÖ'cü diye tutuklanmış, hapse atılmışlar, meslekten atılmışlar, sonra yargılanmış.
Bunlar yargılama sırasında Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Anayasa Mahkemesi'nde sıra gelmeden beraat etmişler. Anayasa Mahkemesi bunların, siz beraat ettiniz artık iş bitti demiyor isabetli olarak. Diyor ki bunların tutuklanması hak ihlalidir. Bunlar hiçbir delil olmadan, hangi de kesin delil değil, tutuklamak için makul şüphe lazım, delil gerekmez. Makul şüphe bile yokken siz bunları tutukladınız, bu hak ihlalidir dedi. Ne olacak şimdi bu iki savcı? Makul şüphe bile olmadan tutuklamışsınız, meslekten atmışsınız. Bu hakim ve savcı bakkallıktan başka bir şey yapamaz. Hiçbir kamu görevine giremez, avukatlık dahi yapamaz. Bunların hepsinin düzeltilmesi lazım. Yani işte yargı paketi var diyorsak bunların olması gerekir. Ama bu pakette öyle bir şeyler yok. Bu pakette sadece ikinci bir memnuniyet verici bir taraf da var. Birincisi tutukluluk süresi. Birincisi tutukluluk süresi hiç olmaz. Coğrafi teminat geçir. Coğrafi teminat. Tayin korkusu olmayacak. Evet. Tayin korkusu olmayacak. O da kademeler arasında. Yani birinci sınıfa gelmiş coğrafi bakımdan en iyi bölgedeki bir hakimi ikinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf yerleri tayin etmeyeceksin. Bu hiç yoktan yine iyi ama yetersiz. Düşünün ben çok kritik bir davaya bakıyorum. Vereceğim karardan hükümet şüpheleniyor, HSYK şüpheleniyor. Beni alıyor. Bitişik daireye 15. cezadayım. Beni 28. cezaya veriyor. Bu konuda da teminat olması lazım. Tabii, tabii. Öyle çok örnek var. Yani yine eski sistemde bölge bölgedir zaten. İşte bölgeler 5. bölge, 4. bölge, 3. bölgede yani genç hakimler, savcılar görece daha küçük yerlerde göreve başlayıp biraz tecrübe kazandıkça daha büyük yerlere atanır ve daha önemli mahkemelere atanırlar. Artık o süreci takip edecek vakit var mı yok mu onu bilmiyorum. Şu anda hızlıca hakim ataması yapıyorlar ama artık burada bir siyasi tercih kullanılmamalı. Liyakat mutlaka ve mutlaka esas olmalı ki eski güvensizliği ortadan kaldırıp biraz yargıya güveni yükseltebilelim. Bunu da yargıyı yöneten yüksek yargıçların da düşünmesi gereken bir konu bu. Ama öyle bir niyet ben görmüyorum. Yani, şimdi yani iktidar bu yargı tamam ben ne dersem yapıyor diye biraz sorunumuz işte o. Göz boyamacı bu paketlerle yani yargının bir şey idare ediliyor yani gibi yani bir yargının siyasallaşması veya bir siyasi otelin bir aracı haline gelmesi kadar büyük bir tehlike yok. Çünkü o artık bizim tuzumuz yani tuzun kokmaması lazım. Tuz kokarsa artık kime güveneceğiz? Onun için yargı ve yüksek yargıçların çok önemli sorumluluğu var diye düşünüyorum ben. Kendi vallahi mesleki bence mücadelelerini de vermeleri lazım. Yani. Bence koktu mesleğe ama bilmiyorum. Hala bir iyi niyetle tuz Mehmet kokarsa Altan diyorsunuz. Ve Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi tutuklanmayı gerektiren sebep yoktur. Yani şüphe sebebi, makul şüphe bile yok. Bırak delili, makul şüphe bile yok. Bunların tutuklanması hak ihlalidir diye biliyorsunuz karar verildi. Karar ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'ne tebliğ edildi. Ağır Ceza Mahkemesi, ben bu karara uymuyorum. Anayasa Mahkemesi yetki aşımında bulunmuştur dedi. Bu olacak iş değil. Aynı ay içerisinde yayınlanan Moody's raporunda, Moody's raporundaki bir hukukçu ilgilendiren kısım, kurumsal sağlamlık diye bir bölüm vardı. Ben hep onlara bakarım. İktisatçı olmadığım için hukukçuyum, oraya bakarım. Orada Türkiye'de Ağır Ceza Mahkemesi gazetecilerin yargılandığı bir davada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymadı. Bu hukuka güveni ciddi surette sarsmıştır diye yazıyor. Şimdi siz milyarder bir İngiliz, Fransız, Japon birisiniz. Türkiye'ye yatırım yapayım mı yapmayayım mı? Moody's'e baktığınızda böyle diyor. Türkiye hukuk devleti olmak mecburiyetindedir. İktisaden gelişmek istiyorsa. Türkiye geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarını huzura, refaha kavuşturmak istiyorsa hukuk devleti olmak zorundadır. Bugünlerde biraz karıştırdığım kitaplardan birisi Fukuyama'nın Political Order diye bir kitabı. Orada Orta Doğu ülkeleriyle Çin'i mukayese ediyor. Çin totaliter diktatörlük, yani komünist rejim. Ama diyor orada komünist parti içerisinde dahi kurallar var. Totaliter kurallar ama komünist partisi içinde dahi kuralları var. Orta Doğu diktatörlerinde ise, diktatörlüklerinde ise kurallar yok. Farklı. İşte problem bu. Evet. Türkiye'nin rahmetli Ahmet Cevdet Paşa, Tanzimat'ın büyük mimarlarından, Mecelle Şaheser'in yazarı bir kavram kullanıyor. Devleti muntazama, muntazam devlet olabilmek, düzenli devlet olabilmek. Bu çağda bunun adı hukuk devleti. Ve Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlıyor anayasaya göre ve buna uymayan bir mahkeme alt derece Türkiye'nin mahkemesi var. Türkiye'nin şimdiye kadar olan hukuk düzeniyle ki
2002'den itibaren bu iktidar Avrupa Birliği yönünde reformlar yaparak hukuk düzeninde çok ciddi gelişmeleri yol açtı. 2011'den sonra geriletti. Ben o gelişme döneminden bahsediyorum. Bu gelişme dönemine rağmen hukuken gelebildiğimiz düzey bu. Bundan ötesine gitmemiz için bizim artık Moody's'in Türkiye'de mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor diye rapor yazabileceği bir ülke olmaktan çıkmamız. Ben bu aşamada bir reform gerektiğini bile düşünmüyorum. Mevcut mevzuatımız yeterli. Uygulasa da evet. Biz bu sonucu alırız. Çünkü Avrupa Birliği reform sürecinde anımsıyoruz. Arka arka yapılan reformlarla çok önemli bir mesafe kaydettik biz. Evet. Güçlü bir yargı birikimimiz de var bizim geriye doğru. İleriye doğru da önemli reformlar yapıldı. Avrupa Birliği değerlerine doğru yönelen ve bu konuda ısrar eden bir hükümet vardı. AK Parti hükümeti vardı o zamanki. Reformist, Avrupa odaklı. Fakat işte 2007'den sonra falan, 2008'den sonra yavaş yavaş. 2011 bana göre. Zayıfladı ve giderek şimdi uzaklaştı. Serhoyen o zaman genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği sekreterinin açıklaması var. Bunlar benim ileride belki kitap yazarsam kullanırım diye save ettiğim bilgiler olduğu için ismen de hatırlıyorum. Türkiye'de hukuk düzeni tamamen Avrupa Birliği standartlarına uygun hale gelmiştir diye açıklaması var. O açıklama yapıldığı Türkiye için. Türkiye zorluyordu zaten. Müzakere eden ülke haline. Yani idam cezasının kaldırılmasından başlar bu. İşte Kürtçe yayınlarının serbest bırakılmasına kadar bir seri. Rahmetli Ecevit zamanında kaldırmıştı. Ama biz şimdi Avrupa Birliği'nden uzaklaştığımız gibi bir de hiç niyetimiz o tarafa değilmiş gibi bir intiba verdik ülke olarak. Şimdi yeni Sayın Çavuşoğlu tekrar işte biz reform sürecine giriyoruz falan diye. Söylediğin tarihinde yani şimdi dışarıdan yatırımcı gelmesi için burasının hukuk devleti olması lazım. Hukuk değil mi? Bir inanç olması lazım. Yatırımını garanti etmesi lazım. Şimdi dava çıkarsa. Şöyle bir şey görüyorum. Şimdi bu Fethullah olayından sonra işte bir yığın hakim, savcı falan 5000'e yakın galiba. Değil mi? Evet. Bunlar atıldı. Ve şimdi dışarıdan bakalım. Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den. Ya Türkiye'deki bak, yargıya bak ya. Üçte biri neredeyse hakime, savcıları, imamlardan. Gizli örgütmüş. Gizli örgütmüş imamdan. Bak Türkiye bunu temizliyor. Derken hani yeni bir güven verip de Batı'ya. İşte bak biz hukuk sistemimizi şey yaptık, sağlamlaştıracağız derken. Biz o sıra bir de rejim değiştirdik. Sistem değiştirdik. Sistem değiştirdik. Başka bir sisteme geçtik. Şimdi kafalarda daha da çok kuşku olmadı mı? Ya Türkiye kuvvetler ayrılığı, hani bunu düzelteceğine daha çok kuvvetler birliğine doğru gitti. Yürütmenin bir kişiye, yegane temsilcisi olan bir kişilik bir yürütmeye geçti. Her şey ona bağlı oldu. O zaman Türkiye'ye gelmekte biz zorlanırız diyorlar ve gelmiyorlar. Sıcak para bile gelmiyor. Bakın işte ortada bütün dünya, Amerika faiz indiriyor, Avrupa faiz zaten indiriyor. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye en fazla bu götürecek para gelmiyor. Dönemde gelmiştir. 2003'ten 2007'ye kadar. İşte 11'e kadar patlama oldu. Evet, yatırım patlaması oldu. Çünkü Türkiye hukuk devleti olma yolunda ilerliyordu gerçekten. Şimdi burada ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durdu bu süreç. Şimdi yeniden böyle palyatif, göz boyayıcı reformlarla da aynı hava tutturulamaz. Siyasi iradenin de Avrupa Birliği üyeliğini hedeflediğini ve o yönde reformlara görüşme devam için sık sık uygulaması lazım ve bunu eylemiyle de göstermesi uygulaması lazım. Ve inandırıcı olması lazım. Evet. Şimdi burada izin verirseniz Türk Ceza Kanunu 277 yanılmıyorsam 277. maddesi var. Bu madde soruşturma ve kovuşturma yani savcılık ve mahkeme aşamasında yargının davranışlarını etkileyecek şekilde emir ve talimat vermek suçtur diyordu. 2014 Haziran'da bu madde değiştirildi. Sadece kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında, yargılama aşamasında yargıya emir ve talimat vermek suç oldu. Savcılık aşamasında yargıya emir ve talimat vermek suç olmaktan çıkarıldı. Savcılar dünyanın her tarafında bir ayağıyla yürütmenin mensubudur. Polis savcının emrindedir, araştırır, soruşturur falan. Burada Türkiye açısından önemli olan tutuklama yetkisine sahip olan sulh ceza hakimlerinin soruşturma aşamasında görevli olmasıdır. Bugün Türkiye'de sulh ceza hakimine Ahmet Efendi'yi, Fatma Hanım'ı tutuklayacaksın diye
devletin herhangi bir kademesinden talimat gelmesi suç değil. Bu talimat gizli olur da olmaz da işin ben hukuki tarafında, görünür tarafında bile böyle problemler var. Türkiye'nin tekrar Verhoeven'in Türkiye'de mevzuat Avrupa Birliği hukukuna uygundur dediği ceza kanununda, ceza usul kanununda bunlara asgariden bunlara dönmesi lazım. İşte mesela dediğiniz en son Demirtaş örneği var. Değil mi? Yani tam tahliye olacakken savcı içinden bir şey cımbızladı dosyanın içinde. Eren Erdem olayı tekrar var. Eren tutuklu Erdem ise hayır o arada da Cumhurbaşkanı çıktı kolay kolay bırakmayız dedi. Şimdi o zaman insanlar bakınca yargı nasıl bağımsız? Değil mi? O istiyor işte, ve tutukluyor. Yani adam zaten 3 yıldır hapiste ve eski bir dosyadan bir şey cımbızlayarak yeniden tutuklama istiyorsun tam tahliye olacakken. Hakim tutukluyor. Cumhurbaşkanı hatta diyor ki, bırakmayacağız. O soruşturmada adının da geçmediği ifade ediliyor. Yani tutuklamaya yapılan soruşturmada. Onu incelemek lazım. Böyle bir... Bunlar çok ciddi problemler ve maalesef işte Türkiye'nin iktisadi kalkınması bile hukuk devletine bağlı. Türkiye'nin Suriye'de taraftar kazanması için bile 2002-2010 arasında sahip olduğu uluslararası prestije sahip olması lazım. Suriye'de bizi kim destekleyebilir? Diyelim ki Amerika ile karşı karşıyayız. Tamam. Rusya bizi istediğimiz kadar destekleyebilir. Biz Suriye'de askeri üsler, Sayın Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, bunlar diyoruz Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusunda kuracağımız tesisler gözetleme noktalar olmayacak. Askeri üsler olacak. Olur mu? Olabilir mi? Savaşacak. Bir dakika. Bizim niyetimiz bu. Amerika ile de bunu konuşuyoruz. Amerika'nın bunu kabul etme ihtimali var diye yok. Sen bunu yazdın ayrıntı olarak. Var diye yok diye çeşitli haberler çıkıyor. Amerika ile biz bunu görüşüyoruz. Putin'in açıklamaları var. Suriye'de barış sağlandıktan sonra hiçbir yabancı asker kalmamalı. Amerika da Suriye de seni istemiyor. Bizim Suriye gibi çok hayati Türkiye. Suriye Lozan artık. Suriye meselesi bir Lozan meselesi. 1921 yılında Ankara'daki milli hükümetin imzaladığı Ankara İtirafnamesi Lozan'ın temellerinden biridir. Evet. Geçerli olacak mı olmayacak mı? Suriye meselesi bu. Öyle mi Fikret Bey? Evet bu ben de kanatlıyım. Suriye meselesi Lozan meselesi. Orada bile bizim çok geniş bir diplomasiyle uluslararası prestiji yüksek bir ülke haline gelmemiz lazım. O desteği biz sadece Avrupa'dan sağlayabiliriz. Suudi Arabistan'dan sağlayamayız, sağlasak ne yazar? Mısır'dan sağlayamayız, sağlasak ne yazar? Onlardan zaten sağlayamayız. Sağlayabilecek. Yani İsrail meselesi oluyor, bize en yakın durduğumuz yer Avrupa. Kudüs meselesi söz konusu oluyor, en yakın durduğumuz yer Avrupa. Esad meselesi söz konusu oluyor, en yakın durduğumuz yer Avrupa. Hukukta da en yakın durduğumuz yer Avrupa olsun da ilişkilerimiz gelişsin. Bunu hukukun sadece adalet, insanlar mağdur olmasın gibi yüksek ideallerle ilgili değil, politik diplomasiyle, politik ekonomiyle de ilgili olduğunu belirtmek için söylüyorum. Hukuk artık ekmek, su meselesi haline geldi. Evet. Hayat Mehmet meselesi haline geldi Türkiye için. Peki siz açtınız o zaman buradan bir Amerika meselesine geçelim. Tabi Suriye falan dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı gitti. Hani oradan beklenti neydi? 2 hafta içinde olmazsa Amerika ile işlerimiz iyi gitmezse... B planımız, kendi planı, oyun planımızı kuracağız dedi. Ama Trump'la da oturup bir fotoğraf verdiler, oturup konuşmadılar. Gelişmeler onu gösteriyor. Ben tabi'nin tespiti çok önemli. Lozan sorunu haline gelmişti bu diye. Çünkü bazı siyasilerimize ve eski bu konuda uzman askerlere göre de karşılaştığımız talepler sevri uygulatmaya dönük talepler diye de değerlendiriliyor. Böyle bir endişe de var. Şimdi biz bu ortam içerisinde Amerika ile ilişkimizi bir yoluna koyabilmiş değiliz. Evet, Fırat'ın doğusunda beraber bir güvenli bölge oluşturuyor diye görünüyoruz ama Sayın Hulusi Akar bile tedbirli konuşuyor. Ki uygulamayı yapan, şu anda denetleyen de o. Yani aşama aşama bunu yapacağız diyor. İşte bir de asker olduğu için az politik konuşan birisi. Evet. O bakımdan sözleri daha bir anlamlı diyelim. Teknik konuşuyor. İşte beraber üs kuracağız diyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da yaptığı konuşmada 480 kilometre uzunluğunda, sınır boyunda ve 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşmak istiyoruz dedi. Ama Amerika henüz Türkiye'nin bu talebini kabul etmiş değil. Ama görüşmedi bile Trump. Nasıl olacak? Evet, o da önemli. Şunu söyledikten sonra oraya geçeyim. Şimdi uzlaştık dediğimiz alan
işte 5 kilometreye kadar fiili asker olarak girilebilecek ABD ile beraber. Ondan sonra işte 9 kilometre gözlem sahası olacak. Ondan sonra 14 kilometre daha havadan gözetleme sahası olacak gibi bizim taleplerimize çok yakın değil. Ama bir girmiş oluyoruz. Ortak devriye yapıyoruz Amerika'yla. Ama Amerikan askeri, Türk askeri devreyi bittikten sonra gidiyor. YPK'lilerle de ama ortak devreye yapıyor. Cumhurbaşkanı da bir işe yaramaz dedi. Kendi söyledi. Kendi de söyledi. Yani iki helikopter, yani 400 askerle ne olacak ki dedi. Beklentilerimize uygun bir işbirliği olmadığı gibi Amerika'nın orada kalmasını meşrulaştırıyoruz biz. Türklerle eğer ortak üs kurarsa oraya kendine bir meşruiyet alanında kazanmış olacak. Ve bu Türkiye tarafından hem Amerika'ya biraz meşruiyet kazandırılacak hem de PKK'nın kurmakta olduğu, Amerika'nın kurdurmakta olduğu devletçiye de meşruiyet kazanmış olacak. Çok tehlikeli bir alanda gidiyoruz ve Amerika'nın politikaları çok açık bir şekilde PKK'dan yana silahlandırıyor. Tırlar dolusu silah hala vermeye devam ediyor. Siyasi olarak destekliyor. İdari olarak orada bir yerel yönetim kurduruyor. Yerel konseyler diye PKK'ya. Onu devletleştiriyor. Askeri eğitim veriyor. Düzenli ordu oluşturuyor. Biz bu aynı Amerika ile orada devriye yapıyoruz. Yani kime karşı yapıyoruz devriyi? PKK'ya karşı yapıyoruz. Peki Amerika PKK ile devriye gezerken kime karşı devriye yapıyor? Evet, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne karşı devriye yapıyor. Yani bu izah edilmesi ve kabul edilmesi zor bir durum. Bunun bir açıklığa kavuşturulması lazım. O zaman lazım. Bu durumu reklamdan sonra, sonra açıklığa kavuşturalım. Bir reklam diyorlar. Evet, bir reklama gidelim. Tekrar birlikteyiz. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Parti bu dönemde parti meclisi.